Nereye? Mesai sonu gidiyorum. İşin bitti mi? Bitti. Ben bitti demeden bitmez Defne. Daha çok işim var. Showroom'daki ayakkabıları düzenleyeceksin. Şimdi mi? Şimdi. İtiraz etmeye hazırlanıyorsan baştan söyleyeyim, reddedildi. Yok. İtiraz falan etmeyecektim. Hem siz ne zaman gördünüz benim işten kaçtığımı? Güzel. Şimdi oradaki ayakkabıların hepsinin envanterini çıkarıyorsun. Aralarında geçen sezondan kalanlar da var. Onları ayıklıyorsun. Sonra da hepsini tek tek yerleştiriyorsun. Ama böyle estetik. Hani güzel güzel. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yarın sabah evinize geleyim mi yoksa direkt buraya mı geleyim? Tabii ki geliyorsun. İş tanımın hala aynı. Hayır, bir derdin, bir sorunun varsa? Yok. Bir derdim, bir şikayetim yok. Zaten 2 haftam kaldı. Merak etmeyin, dayanırım. Dayanırsın, dayanırsın. Defne ya. Nasıl bitireceğim şimdi ya bunları? Sana mesai saat dışında böyle bir iş verdi hiç anlamıyorum ha. Sinan Bey ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorum işte, yardım edelim bitsin hemen. Ya olur mu hiç öyle şey, bir kere personel patronuna iş yaptırmaz. Temel iş dünyasının mantığına aykırı bu ya. Allah Allah. Şimdi bana işçi ve sermaye sınıfı ile ilgili ders mi vereceksin yani? Vallahi gerekirse veririm yani. Herkes yerini bilecek. Yok öyle şey. Ben sen burada çalışırken gidip böyle evinde köpeğime sarılamam. Hadi. Valla Ömer Bey sizin bana yardım ettiğinizi duyarsa o işi ben sana verdim, başkasına vermedim diye benim canımı okur ya. Tamam. Bırak her şeyi. Al çantanı, eşyalarını topla. Hadi eve gidiyorsun. Nasıl yani? İş bitmeden de. Tamam, yarın bitirirsin. Yarın halledersin. Hadi. Ama Ömer Bey bu gece bitecek dedi. Ben de yarın bitecek diyorum. Ne oldu? Beni patron yerine koymuyor musun? Sadece Ömer mi yani? Canım estağfurullah, olur mu hiç öyle şeydi? Şimdi Ömer Bey'le gereksiz böyle tatsızlık olsun falan istemiyorum ya. Ne olur. Defne, söz dinler misin? Hadi. Hadi. Tamam. Teşekkürler Sinan Bey. Rica ederim. Dala. Ay. Koray Bey, ödüm patlattınız. Siz asansörde ne yapıyorsunuz? Yani daha doğrusu nereden böyle bu saatte? Diyet yemeğimi aldım geldim. Seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Çok manidar ve ince bir konu. Aynı ayak bileklerin gibi, incecik. Vallahi ben hiç ne dediğinizi anlayamıyorum Koray Bey. En iyisi ben gideyim, siz de böyle rahat rahat çalışın. İyi günler. Ölümü gör, gitmek yok bir yere. Ay ne biçim söz, o olur mu öyle şey? Tamam gitmem ben, biraz daha kalırım. Ne olacak, kalırım yani. O kız, onu ben demiyorum da seni bir anlaşma yapmamız lazım. Ay, ay en son yaptığım anlaşma beni çok fena kriterlere mahkum etti. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben almayayım ama siz şey yapın. Anlaşın, ben sizi tutmayayım. Sana şimdi öyle bir laf sokarım ki. Ama tabii teklifimi kabul etmezsin diye susuyorum. Korkuyorum biraz da. Yok. Anlaşıldı, ben gidemeyeceğim. Tamam. Ne teklifi? Bak şimdi, sana bir şey söyleyeceğim. Ama kimsenin haberi olmayacak bundan, tamam mı? Ay, ay entrika. Yok yok, benim hayatımda yeterince entrika var. Çok teşekkür ederim, ben daha fazla dayanamayacağım yani.
Kız para veririm. Yok. Kıyafet veririm. Var. Ünlülerle tanıştırırım. Ya ben ünlüleri tanımam, istemiyorum. Teşekkür ederim Koray Bey. Ne istiyorsun peki? Ya evime gitmek istiyorum. Ha, ev veririm, ev. Ay veremem. Ay çok abarttım. Ay ev veremem. Ne var kabul etsen ya? Kız bende kalp var. Ya böyle gecenin bir yarısı kalp krizi geçirip ölürsem çok üzülürsün arkamdan. Ne var ne olur sanki sen de böyle diğer mahalle kızları gibi böyle küçük maddiyatçı yerlerini kabul etsen ne olurdu? Ölür müsün? Ya böyle bir ölürsem gidersen. Hı? Bak kalbim sıkıştı ne tekliyor böyle arada da bu yüzden. Tamam yani kabul. Ne yapacağız? Yaşasın. Fotoğraflarını çekeceğim. Ne fotoğrafı? Aman ayak. Böyle duruş falan da çekeceğim. Ya, aman yüzün falan çekmeyeceğim merak etme. Ay. Ya şimdi Ömer Bey böyle kızmasın. Vallahi şu günlerde hiç olmaz çünkü çekemem yani. Hiç sırası değil. Dedim ya yüzün görünmeyecek. Tanımayacak kimse seni merak etme. Peki.